Herkese merhabalar. İzmir'deyiz. İzmir'de hemen ilk YouTube çekimimi Mehmet'le yapacağız. Tabii ki ben de yapacaksın. Yani. Kaburgacı Mehmet değil. Mehmet burayı yeni açtı mı? Bizim dediğimiz KFT köfte. Köfteci Mehmet. Oğlu kaburgacı Mehmet. Yemekle bitmez. Yemekle bitmez. Sayalım mı? İşte oğlu kaburgacı Mehmet. Şimdi ben videoyu çekerken geldiğimde Mehmet dedi ki istiyorsan abi dedi önce bir kasaba gidelim. Tabii ki. Etimizi seçeceğiz. Etimizi seçeceğiz. Kaburgamızı ayarlayacağız. Kafesimizi seçeceğiz. Ha. Sonra kemiğinden ayırıp geleceğiz buraya. İstersen bir gidip gelelim. Bizi biraz kötü şeyler bekliyor diye düşündüm. Yok çok güzel. Çok güzel bir yere götüreceğim seni. Göreceksin her taraf et. O zaman kasabımıza gidelim. Bir gidelim sonra gelip sonra burada devam ederiz. Tamam hadi. Dükkandan beni buraya getirdin. Dükkandan çıktık kasaba geldik. Burası evet. Bizim Cihanet'in entegre serisi. Burada etler geliyor. Danalar, kuzular var. Buradan ben seçiyorum kuzumu. Şöyle. Aha. İçinden ciğerler var mesela. Ciğer alıyorum böyle. Kuzu ciğerini bu şekilde alıyoruz. Kafesi de buradan alıyoruz bunu götürüyoruz içeriye. Alalım bir tane. Al götür bakalım içeriye. Biz bu kuzuyu alıp dükkana geçelim o zaman. Alalım biraz temizleyelim burada. Ön kollarını bırakalım. Kafesini alalım dükkana geçelim. Tamam kaburgayı da buradan çıkaracaksın. Kaburgayı da buradan çıkaracağız. Kıymayı da mı? Kıymayı dükkanda yapacağız. Hadi geçelim. Hadi bunu temizleyelim geçelim o zaman. Butlarında bir şey mi atsaydık? Fırına. Fırına atalım mı? Tanrı istiyor musun? Olur. Gerdan ne yaparız istiyorsan? Of gerdan da güzel gözüküyor yalnız. Bu kafesi götüreceğiz. Hem bundan kebap yapacağız hem de kaburga şiş yapacağız abi. O zaman bundan sonra sana dükkanda devam. Evet devam edelim. Kasaptan etlerimizi aldık geldik. Evet geldik. Evet. Görüyorsun kemiğinden ayırdık. Böyle bir kaburga var şu an. Kuzu kaburgamız elimizde. Bu bildiğin pizzola biliyorsun. Pizzola bölümü dahil kemiğinden sıyrılmış şekilde kaburgamız. Bundan hem kaburga şiş yapıyoruz hem de Adana kebabımızı bu etten yapıyoruz. Yapabilecek yani, misin? Yardımcı olacağız şey. Göstereceksin bizi bir Adanalı olarak. Bu köfteci Adana'ya geldi. Adana'da bunu iştah kebaba soktum. Geçti kebabı kendi yaptı. E ne yapalım? Tecrübeli yani o konularda. Mesleğimiz kebapta. Bu arada ben hep buna köfteci diyorum Mehmet ama ben de kaldı köfteci. Köfteci. Evet bebeğim hadi. Neler evet. Yapıyorsun? Bebeğim ne ya? İnsanlar yanlış anlayacak. Bak bu kuzunun küşlemesi. Küşlemesi değil mi? Küşlemesi. Filatı da deniyor, küşleme de deniyor. Bu kaburgası. İşte bir kuzudan. Bir tane çıkıyor. Erol'cum şurayı bir gösterelim. Bir kuzudan çıkan bir küşleme şu işte. Bir sağdan bir soldan bu kadar çıkıyor. Bu kadar. Aynen. 200 gram gelmez herhalde. Gelmez. Bu arada kamerada da Erol var bizim gurme gözlük. Sağ olsun bize yardımcı oluyor kamera çekimlerinde. Şöyle bir temizleyelim şimdi. Temizle bakalım. Orada biraz temizlettik ama işte tabii dışının yağını mağını almak gerekiyor değil mi tabii. Zarlarını? Çok yağlı oluyor. Bu sinirlerini biraz almamız gerekiyor. Al canım. Şimdi biz ne yapacağız? Kaburga ve kebap şimdi değil mi? Şimdi kaburga şişliği gösterelim. Daha sonra zırhtan kebap yapalım. Aynen. Adana kebap yapalım. Olur aynen, mu? Aynen. Uygun mu? Uygun tabii canım. Sen ne verdiysen bize uygun yani. Mehmetciğim. Şimdi şöyle yapalım. Temizliyoruz. Ender abi sen ne yapıyorsun? Ben seni görmeye geldim İzmir'e. Ben görmeye geldim Adana'ya. Kebap yemeye. İzmir'e. Adana'ya sen ne zaman gidiyorsun kebap yemeye? Adana'ya festival varsa geleceğiz yoksa mecburen gezmeye geleceğiz. O zaman seni Ekim ayında bekliyoruz Adana Lezzet Festivali. Var mı bu sene festival? Tabii ki olmaz olur mu? Biliyorsun Lezzet Festivali olduğu ilk yıldan beri geliyoruz biz. Evet evet. Festivalin şey misafirlerinden. Ne deniyor lan? Gedikli. Yedikli mi deniyordu? Şimdi kaburgalarımızı şöyle... Şimdi şunu anlatayım ben. Kemiksiz kaburga yapıyoruz kemiksiz bu arada. Kemiksiz kaburga şiş. Kaburganın birebir sinirini almak mümkün değildir. Tabii ki. Mümkün olması için böyle aralarına girmek lazım. Bu sefer de parçalanır. Bir şey kalmaz zaten ondan sonra. Kaburga eti zaten onun için biraz sert. Evet. Sert olur ama çok lezzetli bir ettir. Aynen. Şöyle şimdi dilim zaten, dilim. Şimdi zaten ekmekleri şöyle güzelce yağlayacağız, pul biberleyeceğiz falan filan. Şunu... Soğan salatasıyla dürüp yiyeceğiz değil mi? Hemen şimdi bir tablacı salatası yaparız. Her şeyi öğrendin ha sen Adana'da. Öğrendim. Boşuna oğlum. Gelip gitmiyormuşsun boşuna bak. Boşuna gelip gitmiyordum. Hep izliyordum. Her geldiğim yerlere bakıyordum. Kazım Usta, İştah Kebap. Onlara da selam olsun buradan. Evet, İştah Kebap'la Erciyes Ocakbaşı'na selamlar. Ender abi gördüğün gibi bunları kuşbaşı şeklinde yaptık kaburgaları. Evet, çüp çok güzel gözüküyor. Şimdi de şişleyeceğiz. Ya bu kaburga etinin aslında lezzetli olmasının bir sebebi daha var. Şimdi şu üstündeki kaburganın kendi yağı mangalla buluşunca zaten efsane bir lezzet oluyor. Evet. Bir de onu ekmeğe yağlıyorsun. İçine soğanı basıyorsun. Tablacı salatasıyla beraber of. Vay anam vay. Şimdi hepsini yiyeceğiz.
Şişleri tattıktan sonra da biraz el kıyması, biraz tavuk salatası, hepsini yapıyoruz. Sonra mangal başına geçiyoruz. Şimdi kaburgalarımızı doğruyor Mehmet. Biraz da bunları bir de güzelce zıh yapacak. Ondan sonra da mangala geçip pişirmeye başlıyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Yemeye başlıyoruz. Vay Mehmet be. Kebapçı olmalıymışsın sen. Kebapçıyım abi ben zaten. Kuyruk kullanmıyoruz ama et yağsız olursa kuyruk ilave ediyoruz. Şimdiki yağımız yeterli olduğu için kuyruk kullanmayacağız. Bunda bayağı var değil mi? Evet. Kendi bayağı yağ var. Evet şimdi kebabımız. Şimdi kebabımız hazır olduktan sonra şişleyip mangala geçiyoruz. Mangal başında görüşürüz. Kebabımızı yaptık biliyorsun. Adanalı usta, meşhur kebap kaburgacı Mehmet kebabı şişliyor. Adanalı. Adanalı da yaptık yani Alaşehirli Mehmet'i. Adanalı Mehmet yaptık. Fahri Adanalı değil miyiz? Öylesin tabii canım. Oluyor ya bence. Erol sence? Şemden. İyi değil mi? Oldu senden olur. Senden olacak bence. Tamam hadi bakalım. Kaburgacı Mehmet arkadaşlar hemen Kokoreççi Asım'dan 100 metre ileride sola dönüyorsunuz sokağın içinde hemen. Kaburgacı Mehmet henüz konumu çıkmamıştı herhalde. Konum soruyorlar çünkü gittiğiniz mekanların konumunu da anlatın diyorlar. Kokoreççi Asım Usta Çam Dibi geçtikten sonra 100 metre sonra sağa giriyorsunuz. Girer girmez hemen ikinci bina. Sağdan ikinci bina. Kebabımız hazır. Kaburgacı Mehmet kebabımız evet. Hazır. Mangala geçiyoruz. Kaburgamız hazır. Mangala geçelim. Bir kebapçının olmazsa olmazı soğan sesi, tak tak sesi. Tavlacı tavlatası. Normalde burayı çekmeyecektim ama Mehmet dedi ki bu sesi duyurmasak olmaz. Bu soğan salatamız. Bir tane de tablacım yapacağız. Tablacı ile karıştıracağız. Hı. Tabii sezonu olduğu için Bursa domatesi. Lezzetli domates. Çok lezzetli. Evet. Böyle karıştırıyoruz. Yok bu çocuk olmuş. Baharatları da atalım. Köfteci sen öğrendin bu işi ya. Öğrendik abi sayende. Tamam o zaman İzmir'de insanların artık nerede kebap yeriz diye aramasına gerek kalmadı doğru mu? Gerek kalmadı. Onu sen biliyorsun. Sen vereceksin. Ya ben daha önce yedim. İlk açtığın zaman. Bakayım. Aradan bir 15 gün 20 gün geçti. Bir daha deneyelim bakayım şimdi. Özledin mi peki? Özlediysen olmuşuz demektir. Özledim. Kaburga efsaneydi. Bakalım kebap bugün nasıl? Salatamız hazır. Birazcık da zeytinyağı ister o. Şimdi şöyle yapacağız. Şuraya koyduk. Birazcık da zeytinyağı attık mı? Şöyle. Olay tamamdır. İşte olay bu. Usta göstersin tabii. Niye sen niye göstermişsin? Usta varken bana düşmez. Salatamız hazır. Salatamız hazır. Hazır mı? Şimdi kebabımız hazır. Kaburgalarımız hazır. Şimdi birazcık kaburgaları baharatlayıp mangala verecek. Kebap attım abi. Kebabı attık. Şöyle toz biber. Tuz. Arka tarafını da. Adam kebapçı doğmuş ya. Atıyoruz. Atalım. Daha fazla dayanamayacağım sabırsızlanıyorum şimdi. 2 saattir yemek yemedim Mehmet. 2 saat oldu mu abi? 2 saattir yemek yemedim ya. Dilerimiz de burada. Bunları. Erol şunları bence bir yakından görmek lazım. İsotla, toz biberi ve zeytinyağı. O şimdi güzelce ısınacak mangalda değil mi? Evet aynen. Dünyanın en güzel görüntüsüyle karşı karşıyayız.
İşin şov kısmını da biliyor adam. Şov lezzet kısmını da biliyor. Değil mi Erol? Mükemmel bir adam ya. Evet, domates biber alalım usta. Şuraya atalım bence değil mi? Evet. Altına şiş koymayı da, altına şiş koymayı biliyor musun? Biliyorum da. Normalde koymana koy, koy ya. Olsun koy. Bir şey olmaz. Düşecek mi diyor? Yok, küçük şiş koyacağız. Küçük şiş. Neyse, iyi ki varım, yardımcı oluyorum bu arada. Heh. O zaman kebaplarımız pişsin. Sonra Mehmetçim masada devam masada ederiz. Devam edelim. Aynen öyle. Masada bunlarla i̇şte. Devam edeceğiz. Tamamdır. Şurayı da bir görelim ama. Şurayı da bir yağlamayı da görelim. Tamam Erol, çektin mi? Harika. Afiyet olsun. Artık masada devam ediyoruz. Masada görüşürüz. Masamız hazır. Mehmetçim ellerine sağlık. Ne demek abi, afiyet olsun. Güzel bir kaburga ve kıyma yiyip ayrılacağım gibi geliyor buradan. Ayrılabilecek misin? Hüzünlü ayrılacağım. Aynen, yani. Hüzünlü ayrılacaksın. Aklım burada kalacak. Önce bir şeyi konuşalım. Kaburga pozisyonu ne kadar? 40 lira. 40 lira kebap. Kebap da 40 lira. Kaç gram? 160 gram ikisi de. 160 gram kebap, 160 gram kaburga, ikisinde pozisyon fiyatı 40 lira. Bunlar da yanında garnitür. Tamam. Onlar da hediyesi. Hediyesi değil, ikramımız. 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 Ayrı ücret alınmıyor. Hayır, hiçbirinden ayrı. Adana gibi. İçecek harici ayrı alınmıyor. Şalgam ne kadar? Şalgam 5 lira. Şalgam da Adana'dan geliyor. Güzel mi? Acılı şalgamla açılışı yapıyoruz. O zaman bir tane sen yap hadi. Ben mi yapayım? Sen yap hadi. Şöyle kaburgadan başlayalım değil mi şöyle? Aynen öyle. Soğan ister misin bunu? Sen onu yap kendin ya. Kendin mi? Bana mı yedireceksin onu? Hadi bana yap. Hadi sana yapayım şunu ya. Bir de kebap yapalım. Yapmayalım. Yap yap. Tamam, bak şu pideye bakar mısın? Şu pideye hastayım. Yok, o kadar et koyma ya. Biraz koymayayım o zaman. Bu iyi. Az ekmek yedirmeye mi çalışıyorum lan? Yok abi, kilo vermişsin bu aralar da. Bakımsız düştün galiba. Bir bakım yapayım sana dedim. Ben ekmek yemiyorum onu. Öyle kebabım salınmış galiba. Kavladı salatamdan da alacağım. Şu piş piş soğanını önce merak ediyorum. Soğan kebap. Şöyle bir tabloda salatamızı da aldık. Tamam olmuş. Tablo salatası tamam mı? Olmuş olmuş. Devam et. Acıkmışız ya. Kasaba git gel. Nefes almadan yok. Tabii kasaba gelmek yordu ya. Eti temizlemek 2 saatimiz aldı abi. Onun için sabah hazırlığı kolay değil. Biraz vakit alıyor. Videoyu bitirmeden buna devam edeceğiz. Rahat rahat diyeceğiz. Şimdi Erol da gelecek yanımıza. Önce burayı sen bir daha tarif eder misin? Neredeyiz? İzmir Çamdemir'deyiz. Konumumuz hala onaylanmadı. Şöyle tarif edeyim. Kokoreç Asım'a geldikleri zaman Kokoreç Asım'ı sağına alıyorlar. 100 metre gidip ilk sola dönüyorlar. Bizi buluyorlar. Bu kadar basit. Bu kadar yani. Aslında konum olarak da yan taraf Dostlar Kahvesi. Tabii 50 yıldır burada zaten. Dostlar Kahvesi diye yazınca hemen konum çıkıyor. Bitişik dükkanın konumu bir çıkıyor. Bir hafta 10 güne kadar da bizim konumumuz herhalde onaylanmış olur. Onaylanır. Ondan sonra da konum derdi olma. Ben bu videoyu yayınlayana kadar belki senin konumun da onaylanmış muhtemelen olur. Muhtemelen. İzmir Çamdibi. Kaburgacı Mehmet. Biz yemeğimize devam ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Like diyorsunuz. Kanalımıza da. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yine benim üstümden reklam etti.